bize çırak olmak isteyen çocuk varsa ki çok var. Hatta soslardan birine Belçim'in adını nasıl versek acaba? Bunlar bizim meslek sırrımız. Şöyle bir şey bulduk. Hepinize bir şey söyleyeceğim. Horoz dayı gel hele böyle. Beni saygıyla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Gidelim şu yaşadığımızdan daha güzel bir şey yaşayalım. Ozan benimle yarışmak istediğini söyledi. Kuzu bunu yersen de gider kuzuyu yersin. Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi burada anlayanlar için dersler vardır. Seni o kurban cemim murad elemele. Hani zeytinler? Dedim bırak şimdi. Yasin her zaman başkadır. Şimdi de eskiden. Hayatın tek kafa golünü. İzmir'den yola çıkmadan önce haritaya baktım ve Şirince'yi görür görmez karar verdim. Hiç görmemiştim ve Şirince'ye gitmek için yol üstü çok iyi bir zamandı. İyi olurdu orada kıyametten korunaklı bir köy kahvaltısı. Selçuk'tan dağlara doğru zeytin ve badem ağaçlarının görüntüsü kalpsizi şair edecek nitelikte ama Ege'nin dağlarında normalin üstünde bir araç trafiği. Eyvah, bugün pazar günü. Ve galiba o kıyamet konusu hala gündemde, zira herkes burada. Güzelin seveni çok olur, bunda şaşacak bir şey yok. Ama sakin ve organik bir pazar kahvaltısı planlayan ekibimiz için maalesef yanlış adres. Şirince'yi çok sevecektik. İçine girebilseydik. Bir dahaki sefere, ılıman ve sakin bir günde görüşmek üzere. Babalar çoğunlukla yolda durmayı sevmez. Ya da baba durulacak yeri arabada en çok önemseyen, o konuyu en iyi bilen insandır. Yol üstü bildiği sırlar vardır her zaman. Orada herkes duruyor ama güzel değil. Şu ileride bir de kamyoncuların takıldığı bir lokanta vardı falan. Babamız bazen durmaz, durmamıza izin vermez. İnsani ihtiyaçlar zirveye çıkınca çocuklar artık tahammüden durdururlar arabayı. Yol üstü lokantaların adı baba şurada duralım artık ne olur olmalı bence. Doğru yerde ve zamanda mola vermek, istediğin zaman mola verebileceğin bir yolda gitmek. Yolculuk budur. Hızlı mı gidelim, yolun tadını mı çıkaralım? Hani babamın her seferinde söylediği gibi, hanım binelim arabamıza, geze geze gidelim. Yol yatağına doğru rampaya vurdu kendini ve zaten Muğla'ya 50 küsur kilometre kalmıştı. Yani Hamdi Baş tesislerindeki ekşili tavuk çorbasına 40 kilometre. Sıktık dişimizi ve ilk öğünümüzü ekşili tavuk ve ardından brunch için abartılı tandır vesaire filan ve şaşırtıcı bir sebze kızartması. Çocuklar buradan menünün zirvesine yerleşen bir ekşili tavuklu çorba var. Buradan başka hiçbir yerde bu kadar iyisini bulamazsınız. O yüzden 400 kilometre hiçbir yerde durmadan buraya geldik. Önce Zeryan birisi için sert bir ama buranın da imzalarından birisi bu. Her
herkesin yaptığı şeyde fark yaratmak, herkesin yaptığı şeyde şaşırtmak ustalıktır. Hakkari'de çok sık yaptığımız bir şeydir. Saçta yaparsın kavurmayı, üstüne sarımsaklı yoğurt. Kaylesir derler. Ha. Ama buralarda hiçbir, buradan başka hiçbir menüde görmemiştim. Mutfağının bu kadar iyi olduğu dışarıdan anlaşılmıyor. Yani görünüşe göre duran insanlarsanız durmazsınız. Ama durursanız da kazanırsınız. İnsanın evi neresidir? İnsanın evi doğduğu yer mi, yoksa hayallerini gerçek yaptığı yer midir? Yani insanın evi hazır bulduğu mudur, yoksa çabayla ulaştığı mı? Bu arkadaş Rudy'nin köpeğidir, özellikle Messi. Messi. Sos günümüz bugün. Sos yapacağız. Yarın da Burcu'dan bir kardeş gelecek, bu konu uzmanı. Bakacak hani bu sos şöyle olur, böyle olur falan. Hatta soslardan birine Belçim'in adını nasıl versek acaba? Şimdi şöyle bir şey var yalnız. İnsanlara bir şekilde yön göstermek lazım. Şimdi makarna sosunu salataya koysan ne olur? Hiçbir şey olmaz aslında. Ama makarna sos. Biz de adresi gösterelim. Hangisine bakmadın? Şu Çamlı hocam. Neyini? Çamlı. Çam ağacından. Çam ağacı sosu. Çam ağacı. Yani. Fevkalade. Olma. İşte benim çıraklarım. Bunlar bizim meslek sırrımız. Yok, bu tamamdır. O da bunun kadar yakışıklı olmayan kardeşi gibi oldu. İsmini söyle, neymiş? Dur bakma söyle. Porto. Ama şöyle düşün. Por, portakalın poru. Domatesin domatı. Pordomat. Mantığını duydun mu? Pordomat. İsim koymanın ne kadar önemli olduğunu fark ediyorsunuz diye düşünüyorum. Tutarsa bu, 100 yıl sonra gelecekler buranın peymanı meşhur diyecekler belki de. Ya bu isimler bir gün konuyor. Dolayısıyla her şeye net, güzel isim koyun ve ciddi olmayın isim koyun. Sarımsak, soğan, karabiber. Tamamlar yani. Aynen. Sarımsak güzel olur. Sarımsak, soğan, karabiber. Soğan tozu, sarımsak. Karabiber tam tamamlar. Karabiber evet. Karabiber aslında. Tam tamamlar yani. Tıkatmak lazım sizi. Tatları eriştirsin. Kırmızı biber, acı. Bir de isotu bak size. Dün de söyledim. Her acıda isot kullanılmaz. Biz buna ne kullanmıştık? Çamlı sos. Çamlı sos. Çamdan yapılıyor, çam ağacından. Bu şöyle bir şey.
yani aparatiflerin yanında en çok giden, yani bir patates kızartması, işte karides falan filan, o tarz şeyleri de böyle kombinasyon olarak kullanabiliyorsun. Domates, salça, biraz lamne ve parmesan. Nerede kullanacaksın bunu? Bunu daha çok makarnada kullanıyorum. Bizim biraz fazla kaçtığımız baharatlar, yağ. Ya ondan... bir de dostum, yani bugün tadım heyecanımadır nedir? Hiçbir zaman bu kadar yağ koymadık ki biz bunlara. Evet hocam. Şimdi şöyle bir özet yapayım mı? Siz de buna ek yapın. Burada denediğimiz şey aslında iyi salçayla iyi nar ekşisini karıştırıp bir şey elde etmek. Sağ ol yavrum. Bay bay babam, hoşçakal. Hadi görüşürüz. Oğlumu çoğak hadi. Gelin bakalım size bahçeye gezdireyim. Merhaba. Hepinize bir şey söyleyeceğim. Horoz dayı gelele böyle. Bir çiftlikte bir esaret yaşıyorsunuz. Serbest dolaşan tavuk değilsiniz henüz. 15 gün içinde size özgür nefis bir yer yapacağız. Hastası olacaksınız. Beni saygıyla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Siz bisiklete binmiyorsunuz ve artık diyelim ki zihnen, bedenen, her neyse çok geç. Çocukları kurtarabiliriz. İnsanlara bir şey önerirken böyle tuzu kuru görünmek, böyle kalmak korkusu yaşıyorum. Fakat esasında söylemek istediğim şey, konunun bununla hiçbir ilgisinin olmadığı. Bu sadece değişme cesaretini ve gidiyorum kardeşim, biz gidiyoruz, hadi hanım kalk gidiyoruz deme meselesi. Çünkü öyle diyenin Allah yardımcısıdır yani. Gidelim şu yaşadığımızdan daha güzel bir şey yaşayalım. O zaman benimle yarışmak istediğini söyledi. Hay hay. Çırak olmak isteyen çocuk varsa ki çok var. Bütün sosyal medya kanallarından gönderdiğiniz her şeyi görüyorum arkadaşlar. Yalnız onu söyleyeyim bu yere gelmişken. Düşüncem şu. Güzel bir sistemle gidebildiğimiz kadar yere gidip belki turneye gittiğimiz yerlerde aynı anda da gündüz bir seçme yapıp yeni bir öğrenci grubu, yeni bir çırak grubu alacağız. Dolayısıyla bizim sosyal medya ağlarını falan takip edin. Oraya da başvurun. Başvurular açıldığı zaman. Dedemin bir bahçesi var. O şehrin en güzel bahçesi. Ve küçük güzel serin bir havuz var. Sulama maksatlı yapmış ama biz de onu yüzüyoruz. Ve ben sinemaya başladığım günden itibaren o evi yazmam lazım. O evi yazmam lazım dediğim bir şey. Sonunda yapması böyle nasip oldu ve daha mutluluk verici bir şey düşünemiyorum. Evimin bahçesinde dedemin bahçesini çektim. Thank you.
yeşil elmaların işte Biçer Mahallesi. Biraz evlerimiz çok köşeli ve şeyli oldu. Benim istediğim, açıkçası benim istediğim dekor gerçekliğini buralarda çok yakalayamadığımızı söyleyebilirim. Elinden geleni yaptı çocuklar ama birbirini tekrar eden bu kadar köşeli bir mimari bizi... Ha, o zaman ne yaptım ben? Sinemacı arkadaşlara söylüyorum. Çok da kullanmadım. Kullanamadım buraları fazla. Şu açı iyiydi. Keşke hepimiz tek dillerim imkanı olsa. Ama yani simgesi olarak vermiş oldum. Bu benim sinema hayatımda en önemli şey. Çünkü her filmimde aşağı yukarı Neşeli Hayat hariç bunu yeniden kurduk. Çünkü ben bir evde doğdum, böyle gözümü açtım. Karşıda Lale Sineması. Bir insanlar geliyor, gidiyor. Nohut, taze nohut satılıyor. Bisikletler, çocuklar falan. Bak belki de varoluşla ilgili ilk benim farkında olduğum şey bu. Artık kaç yaşındayım ama çok küçüğüm. Baktım o evde gördüğüm bizimkiler. Dama çıkıp seyrediyorum. Ve benim için şöyle bir şey oldu. Ya insan çocukken herkes aynı şeyi yaşıyor zannediyor ya. Dedim bu harika bir fikir ya. Ne güzel gezegen lan bu. Bir ev var, evin damına çıkıyorsun, bir hayal perdesi var orada bizim şey. Meğer şehrin tek sinemasıymış o. İşte o bu. İyi akşamlar. Hoş geldin Veli. Nasılsın yavrum? Ne istiyorsun la? Beni babam gönderdi. Dedi damda oturan herkes bundan böyle bir bilet parası verecek dedi. Parayı al, biletleri ver, sonra da geri gel dedi. Bundan böyle öyle damda bedava film seyretmek yok dedi. Veli? Ne yapayım teyze? Babamın emridir. Defol git lan buradan. Hadi. Para mara yok hadi. O zaman ben gideyim babama diyeyim ki böyle böyle dediler. İçimsiz Veli, sen para mı istiyorsun? Gel gel, ben sana biraz para vereceğim. Gel, gel ulan gel. Amın, amın. Ya baba, ya baba. Ya baba. Bak Veli, eğer seni yapamazsın. Seni kapatacağım Murat ile Mele. Onu biliyorsun. Çünkü burası böyle yarı bataklık bir yer. Diyor ki bu bataklığı başka bir şeye çevirmenin en iyi yolu suyu çok seven, en seven ağacı bulmak. O da tartışmasız okaliptüs. Zaltı mı, 40 mı ne? İlk okaliptüslerin Türkiye'ye gelişi. Avustralyalı bir ağaç bu. Bir de enteresan bir şey var ki biz de Avustralyalılarla şurada Fethiye'de film çekerken birisi dedi ki bir çiftlik var, görmek ister misin? Geldim okaliptusları gördüm, gittim dedim ki Russell, Russell. Oh man, wow dedi. Dedim istersen başka zaman konuşalım. What the beep dedi yani. Dedim ki bir sifreye gittim, sen ne ağaçlar oradaydı, bu bir işaret mi acaba? Probably dedi. Sonra ben böyle yanında durdum, açacak başka konum da yoktu, o da açmadı. Okay, see you dedim, git.
İşte burası Blue Box. Yani film hilesi tarlası diyebiliriz. Şimdi tabii buna alışkın olmadığımız için biz, seyircimiz de yeni bir şey bu. 100 yıl önce Amerika'da kurulan şey bizim için şu anda yeni. Bu ilginç. Her neyse. Ama öyle oldu işte. Fakat o zaman da bunu önceden filmde söylediğinde oraya gitmemiş ya ki kurgu yapmışlar falan gibi bir şey de gidiyor. Mesela bu düşünce olsaydı ortada Hollywood diye bir şey yoktu. Örneğin 300 Spartalı'yı, yani 250'nin üstünde Spartalı'yı zaten bu olmadan çekemiyorsun. Yani buraya bir sahil kasabası kurar, orayı deniz yapar. Buraya bir dağ evi yapar, orayı karlı dağlar yapar. Ne isterse yapar. Yani burası filmcinin tuvali. Buraya ne isterse çizer. Dolayısıyla bir işi daha kolay yapmak, zor yapmak konusu değil. Eskiden, yani gene o sinema devam edecektir. Ben de öyle şeyler çekeceğim dışarıda. Fakat olay şu, bir gerçek mekana gittiğin zaman, yani natürel yollardan film çekiyorsan, fotoğrafçı gibi film çekersin. Yani oradaki olan fotoğraflardan seçer çekersin. Burada ressam gibi çekersin. Yani boş tuvale kendin çizersin. Dolayısıyla işte endüstriyel sinemaya buradan gidiliyor. O yüzden bu mavi perdemle gurur duyuyorum. Ekşi Elmalar'da da olağanüstü sonuç. Bugün hava kötü. Şehirde türettik bu saçma bu nankör lafı. Yağmura kötü hava diyeni kuraklıkla terbiye eder Allah. Kötü olan yağmurun varlığı değil, yokluğudur ey benim şehirde kendini şaşırmış aklım. Şairin bir yakıtı varsa o da yağmurdur. Ruhsallaşır gökyüzü, kelimeler ıslanır. Her aşk bir yağmurlu günle hatırlanır. İşler yolunda demektir köyde bulut. Çünkü köyün mal sahibi topraktır ve toprak, yaradanın hamuru hep biraz ıslak olmalıdır. Su ve toprak bitmeyecek en büyük aşktır. Ben bir köylüyüm, yeni bir köylü tipiyim ben. Şehirden mezun olup köye gelen adam. Şehrin bilgisiyle köyün yapabilgisini birleştirme peşinde. Bir hayal pertecisi. Mutfağı annesinden gurme, aklını dank edince organik, hem yeni hem geleneksel, hem kendisi gibi, hem evrensel. En azından bu niyetle toprağa dokunan eller.
Bizim köyden Antalya'ya gitmeye bayılırım. Fethiye'ye kadar gidersin, sağındaki Ege mi, Akdeniz mi bilemezsin. Fethiye'den kuzeye dağlara doğru tatlı bir tırmanış başlar. Sen yükseldikçe manzara coşar. Ardında ömrün en güzel maviliğini bırakır, dağlara tırmanırsın. Biliyorum otoban hızdır, ihtiyaçtır. İhtiyaçların hızlı karşılanması hizmettir. Otoban iyidir. Evet ama güzel değildir. Otoban kadar geniş ve istediğin zaman durup manzara seyredebildiğin, papatya toplayabildiğin yol güzeldir. Yol erbabının hastası olacağı bir güzergahtır. Profesyonel yolcu araba kullanmayı mecburen yapmaz. O işi sever. Ve araba kullanmayı seven için Fethiye, Korkuteli, Antalya güzergahı enfestir. Burada her şey mantardan yapılıyor. Mantarlı İskender'le mantarlı profiterol arasındaki geniş yelpazede bulunan bir sürü şey. Bir etsiz ziyafet, bir vejeteryan cenneti. Vallahi ölüyorum açlıktan. Hemen koparabilirsin. Yıldır mantar üretimi yapıyoruz. Arka tarafta. İki çeşit mantar üretiyoruz. Bu iki çeşit mantardan da 60'a yakın yemekler yapıyoruz. Biraz sonra o yemekleri takdim edeceğiz sizlere. Çorbamız gelmiş. Evet. Bilin bakalım ne çorbası mantar yemiş. Şimdi bu mantar dönerimiz. Buyurun. Vejeteryanın rüyası adını takıyorum buna. Etten vazgeçen lezzetten de vazgeçmiş muamelesi görüyor. Bu çok yanlış. Vejeteryan menüleri incecik. Ve mantar dünyası et yemeyene ya da etsiz bir öğün geçirmek isteyene güzel bir hediye. Öyle ya. Tümden vejeteryan değilseniz bazı günler vejeteryan olmaya ne dersiniz? Mesela ben haftanın çok günü vejeteryanım ve buna keyfeteryanlık diyorum. Tahtaya çizelgeler falan yazmıyorum. Keyfimi kaçırmıyorum böyle şeylerle. Yöntemin basit. Bir gün et yemişsem öteki gün yemiyorum. Bu. Yol güzeldir ama her zaman kolay değildir. Ve sanırım sadece Akdeniz'in bu mahallesinde bir gün önce güneşlenir, sonra Korkuteli yolunda kar görür, sonra Antalya'ya yağmurla inersin ve ertesi gün gene gün açmış sahildesindir. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten Antalya'da olmak başka benim için birden fazla anlamlı, belki ondan fazla anlamlı. Doksanların başında taşındı annemle babam bu şehre. Hakkari ile ailelerin ard arda gelişi de aynı tarihlerde. Karlı dağlardan deniz kenarına gelenlerin öyküsünden bir tutam anlatıldı Ekşi Elmalar filminde. Turnemizde en çok duyduğum laf, çok güzel ve bin şükran. Biletler tükendi. Kuliste yakın arkadaşlarım, başkanın Menderes, Ebru Türel ve ailesiyle oyun öncesi sohbet. Uzun yıllar önce kan semalarında başlayan arkadaşlığın
bin güzel sohbet üzerinden gelişen, sık sık başkanın piyano çaldığı, komedyenin türkü söylediği muhabbetler, şarkılar, şiirler ve ortak aşkımız Antalya üzerine düşler. Ve Antalya münaşakasında bir büyük hediye daha, hem dostum hem kaptanın ve hocam ve hem çok uzun yıllar halı sahadan takım arkadaşım. Efendiliğin, kaptanlığın sözlükteki karşılığı. Neyse o ormanın rahatlığıyla herkesin sevdiği insan olmayı başaran nadir kişilerden. Bayanlar baylar, Rıza Çalınbay. Ya bizim bir maçımız var. Şifon Gal şeyi. Jübilesi. Ya maç 1-1 gidiyor. Ben de hayalim Beşiktaş stat tribün dolu bir gol atmayacak. Dedim ki böyle sesli Allah'ım dedim yani buraya kadar getirdim. Burada eve mi gideceğim ben şimdi? Dedim Rıza sağdan ortaya gitmeye başladı. O meşhur gidişleri ve bir tane o meşhurlardan birini gönderdi. Muz oldu. Ben gereğini yaptım. Hayatımın tek kafa golünü. Yaradan olsun. 3 tur koştum artık iyice abarttım lan gösterim maçı ama duramıyorum şimdi. Ya çok güzel oldu valla. İki bir de hayatta en sevdiğim insanlardan iki tanesinin de bir araya gelmesi de çok güzel. Antalya benim ana ocağım, Antalya benim evim. Gene görüşürüz bu oyun bir daha Antalya'da. Oynanır ise hepimizi sevdiğine sever. Her şehrime ayrı aşk mektubu yazmamı samimiyetsizlik saymayın lütfen. Her köşesine sevdalıyım yurdumun, o ayrı. Ama herkesin hayatında bazı şehirler öne çıkar. Benimki doğumumdan itibaren şöyledir. Hakkari, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla köyceğiz. Kader coğrafyamın başkentleri bunlardır. Eskiden bir yere hızlı gitmeyi gitmenin en iyisi zannederdim. Hedefe ulaşma telaşıyla yolu, yolculuğu heba ederdim. Neyse ki anladım. Yol hemen bitmesini istediğimiz bir şey değil. Ömür hemen gitmesini istediğimiz bir şey değil. Yol güzel. Varmak değil.